Merhaba gençler, merhaba kendini genç hissedenler. Bugün 19 Mayıs, bugün atamızın doğum günü. Bugün şanlı bir ulusun küllerinden yeniden doğuşu. Tarih içerisinde bu önemli günde neler yaşanmış isterseniz şöyle bir anımsayalım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenik ayrılmıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'ne son derece ağır şartlar içeren bir ateşkes anlaşması sunulmuştu. 30 Ekim 1918'de imzalanan bu ateşkes anlaşması Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Bu anlaşmayla Anadolu işgale hazır hale geldi. Yurdun her tarafında işgaller başladı. Tam bu sırada Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiği gün İstanbul Boğazı'nda İtilaf donanmalarını gördü. Bunun üzerine o meşhur, o cesur, o cesaretli, o kararlı sözü dudaklarından döküldü. Geldikleri gibi giderler dedi. Mustafa Kemal çıktığı yoldan asla dönmeyecekti. İstanbul'da kaldığı süre boyunca Şişli'deki evde arkadaşlarıyla buluştu. Çeşitli görüşmeler yaptı. Bir an önce Anadolu'ya geçmesi gerekiyordu. Ne yapıp edip Anadolu'ya geçip milli mücadele ateşini yakmalıydı. Tam bu sırada Doğu Karadeniz'de Türkler ve Azınlıklar arasında bir kargaşa ortaya çıktı. Bunun üzerine 9. Ordu Müfettişliği görevi Mustafa Kemal'e teklif edildi. Kabul etmez olur mu? Ekmeğine yağ sürüldü. Hemen kabul etti Mustafa Kemal ve hazırlıklar başlandı. Çok heyecanlıydı. Bütün hazırlıklar yapıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Bandırma vapuruna binerek 19 Mayıs 1919'da 3 gün süren zorlu yolculuktan sonra Samsun'a ayak bastı. Ve böylelikle Mustafa Kemal artık Anadolu'ya açılmıştı. Ondan beklenen görev bir an önce o bölgedeki direnişe engel olmak, halkın elinden silahları toplamaktı. Ancak Mustafa Kemal bunları yapmayacaktı. Aklında çok farklı bir fikir vardı. Anadolu'daki halkı örgütleyecek, milli mücadeleyi başlatacak, Anadolu ateşini yakacaktı. Başladığı bu yolda yalnız kaldı, zorlandı fakat asla geri dönmedi. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü olarak kutlandı. Daha sonra 24 Mayıs 1935'te ise Atatürk Günü olarak yasallaştı. Beşiktaş'ta özellikle Fenerbahçe stadyumunda Beşiktaş'ın katılımıyla, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli sporcuların katılımlarıyla birlikte spor günü olarak kutlanmaya başlandı ilk defa 19 Mayıs. Daha sonra bir spor kongresi toplandı ve burada Beşiktaş'ın kurucu üyelerinden Ahmet Fetkeri Aşeni tarafından bir teklifte bulundu. Her yıl 19 Mayıs kutlansın ve bütün gençliği kapsasın diye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanılsın denildi. Yapılan oylama Mustafa Kemal'in de kararıyla bu yasallaştı. Ardından 20 Haziran 1938'e kadar Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu önemli gün 12 Eylül darbesinden sonra Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı ve her yıl kutlandı. Meydanların, spor salonlarının ve coşkuyla hep birlikte kutlanan nice 19 Mayıs'lara bayramınız kutlu olsun.